İtalya'nın başkenti Roma'dan bütün Anamur Medya YouTube kanalı izleyicilerine merhaba. Roma'ya neden geldim? Honda Civic hatchback ve sedan modelleri 1.6 litrelik turbo dizel motora kavuşuyor. Ve burada bu modellerin lansmanı gerçekleştiriliyor. Ben de bu lansman çerçevesinde Civic sedan ve Civic hatchback turbo dizelleri kullanacağım. Ve size tüm izlenimlerimi aktaracağım. Lansmanda ayrıca makyajlı caz da yer alıyor. Onu da farklı bir video olarak yine çekip yayınlamayı planlıyorum. Selim maalesef yanımda değil, o İstanbul'da. Kısaca önünde bulunduğum çeşmeden bahsetmek gerekirse Fontana di Trevi, yani aşk çeşmesi olarak adlandırılan bu çeşme Roma'nın turistik bölgelerinden biri. Gelip bu çeşmeye para atıyorsunuz ve dilekleriniz kabul oluyor. İnanış böyle. Soğuk ve yağışlı bir Roma gününden hepinize merhaba. Dünkü açılış çekimimden sonra Roma'yı biraz dolaştık. Ardından otelimize geldik. Akşam basın toplantısına katıldık. Bahsettiğim gibi, gördüğünüz gibi şurada hemen makyajlı caz. Yeni Honda Civic hatchback 1.6 e-Ditec. i-Ditec olarak da okuyabilirsiniz. 1.6 turbo dizel motor ve 6 ileri manuel şanzıman. Ve karşınızda bizim pazarımız için, Türkiye otomobil pazarı için daha önemli olan ve Türkiye'de üretilen yine 6 ileri manuel şanzımana sahip 1.6 dizel motor. Şöyle etrafında dönüyorum otomobilin. Önce bunu kullanacağım lansman sırasında. Sonra hatchback modeli kullanacağım. Sonra da inşallah vaktim kalırsa cazı kullanacağım. Dediğim gibi bu videoda sedan ve hatchback modelleri size sunacağım. Bir başka videoda da makyajlı cazı ele alacağız. Herhangi bir tasarım değişimi yok Civic sedanda. Yeni 1.6 dizel motor ve 6 ileri manuel şanzıman bugünün konusu. Şubat ayının sonunda 10-15 gün sonra Türkiye'de satışa sunulacak. Öncelikli olarak 1.6 manuel şanzımanlı satışa sunulacak. Temmuz ayında 9 ileri, yanlış duymadınız, 9 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımana kavuşacak bu otomobil. Premium, elegans ve executive donanımları olacak. Şöyle arkasına da döneyim. Her açıdan göstereyim ama zaten satılan, çok tanıdığınız bir kasa bu. Civic'in bilinen en son yeni jenerasyon kasası. Euro NCAP'ten 5 yıldız almış bir model. 10. jenerasyon. İlk kez 1972 yılında üretilen bir otomobil Civic. Şu ana kadar 24 milyon adet satılmış. Tabii ki hatchback kasayla beraber. Bu motorun özelliklerini ise motor kaputunu açıp size şimdi sunuyorum. Evet, sesini duymakta olduğunuz motor 1.6 litrelik turbo dizel e-Ditec ya da i-Ditec olarak da okunabilir adlandırılan motor. 120 beygir güç üretiyor. Bunu 4000 devir dakikada üretiyor. Maksimum torku 300 Nm. Bu da 2000 devir dakika gibi düşük bir devir dakikada üretiliyor. Şu an için 6 ileri manuel şanzıman var. Temmuz'da 9 ileri otomatik gelecek. Bu motor sedan kasada 3.4 litre bölü 100 km ortalama tüketime sahip. Karbondioksit salımı 91 gram bölü kilometre gibi çok düşük bir değer. Maksimum hızı şu ana kadar sadece teknik veri olarak verildi. Bu yakıt tüketiminin ve emisyonun haricinde 201 km bölü saat yapabiliyor. 0-100'ü henüz homologe olmadığı için açıklanmadı. Onu da daha sonra açıklayacaklar. Evet, Civic Sedan 1.6 e-Ditec'in sürüşüne geçtim. Önce Roma şehir içinde biraz kullandım otomobili. Şimdi de otoyola çıktım. Öncelikle belirtmem gereken şey motorun sessizliği. Hem dışarıdan fazla bir ses hissedilmiyor, hem de otomobilin izolasyonu güzel. İç mekana da fazla sürüş sırasında ses vermiyor. Şanzıman olarak daha önce de söylediğim gibi 6 ileri manuel şanzıman var şu an. Belirttiğim gibi Temmuz'da gelecek 9 ileri otomatik. Şu an manuel kullanıyorum. Vites geçişleri gayet iyi. Şu an 6'dayım mesela. 5'e aldım. 4'e aldım. Tekrar 5'e alayım. Vites geçişleri gayet güzel. Öte yandan otomobilde bu yeni motor son derece istekli. Yani siz de kullandığınızda mutlaka beğeneceksiniz. Çok atak bir motor. Özellikle
ilk kalkışta olsun, ara hızlanmalarda olsun istekli. 0-100 hızlanma süresi henüz verilmedi, homologe olmadığı için. Ama maksimum hızı söylemiştim. 201 km bölü saat maksimum hızı var. O da son derece yeterli bence. Yol tutuş, konfor bakımından süspansiyon normal şu an satılan Civic sedanla aynı. O yüzden zaten yakından tanıyorsunuz. Şu an bozuk bir yoldan geçtim. Herhangi bir konforsuzluk hissettirmiyor. Aynı zamanda yol tutuşu da başarılı bir otomobil. Arkada çok kollu süspansiyon var. Yakıt tüketimi konusunda sürüşe çıkmadan önce yol bilgisayarını sıfırladık. En son rotamız bittikten sonra yaklaşık bir 95-100 kilometrelik rota verdiler bize. O bittikten sonra sizlerle paylaşacağım ortalama yakıt tüketimini. Ama fabrika verisi son derece düşük. 3.4 litre bölü 100 kilometre. Bakalım bizde kaç çıkacak. Bir de şunu ekleyeyim. Manuel şanzımanlı olduğu için şu an test aracı. Şurada vites değiştirme önerisi sunuyor size. Up, down, yukarı, aşağı. Mesela 4 ile giderken orada yukarı ok çıkıyor. 5'i almanızı istiyor. Bu da otomobili daha verimli, motoru daha verimli kullanmanız, daha düşük yakıt tüketim değerlerine ulaşmanızı sağlıyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Otomatik start stop sistemi var motorda. Ve dur kalkta çok çabuk tekrar çalışmasıyla beğenimi kazandı. Sessiz ve hızlı çalışıyor. Böylece yakıt tasarrufu sağlıyor. Yakıttan bahsetmişken şu ana kadar 25 kilometre yapmışım. Az önce baktım. Finalde de göstereceğim size toplam yaptığımız kilometre sonrasında ama şu an 5.1 litre bölü 100 kilometre. Son derece iddialı. Şehir içinde bayağı bir ara sokaklarda gittik. Otoyolda 90 kilometre sabit gittik. 5.1 litre. En son tekrar söyleyeceğim. Yeni motoru özetlemek gerekirse 1.6 manuel şanzımanla kullandım. Söylediğim gibi son derece atak, yakıt tüketimi düşük, güzel bir motor. İlk etapta 6 ileri manuelle geleceğini söylemiştim. Temmuz'dan itibaren gelecek olan 9 ileri otomatik şanzımanla beraber Honda Civic Sedan belki de tarihinin en yüksek satış rakamlarını elde edebilir. Son derece başarılı. Evet, nasıl hızlanıyor, ara hızlanması nasıl diye merak edenlere şu an ikinci vites. Bastım. Gördüğünüz gibi gayet güzel hızlanıyor. Üçü de bitirmek üzereyiz. Gayet güzel performans. Evet, Civic Sedan 1.6 e-Detect'le sürüşümüz bitti. Yol bilgisayarı verisini görüyorsunuz. 5.0 litre bölü 100 kilometre ortalama yakıt tüketimimiz. 79.2 kilometre kullanmışız otomobili. Son derece başarılı bir değer bence. Yeni 1.6 litrelik turbo dizel motora kavuşan Civic Hatchback ile karşı karşıyayız. Şöyle bir etrafında döneyim. Gerçi şu an Türkiye'de satışta olan Civic Hatchback modeliyle tasarım anlamında ve boyutlar anlamında bir farkı yok. Gerçi sport yani 1.5 turbo benzinli motorla satılıyor. Bazı sportif aksesuarlar farklılık gösterebilir ama aracın etrafında şöyle dönüyorum. Çok önemli bir tasarım detayı ya da boyut farkı yok belirttiğim gibi. Bu otomobil de 1.6 e-Detect turbo dizel motora kavuştu. Performans verileri anlamında benzer. Motorun gücü ve torku da aynı. 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Şu an için ilk etapta 6 ileri manuel şanzımana sahip. 6 ileri manuel şanzımanlı versiyon Türkiye'ye getirilmeyecek. Temmuz ayını beklemek gerekiyor. Temmuz ayında yine sedandaki gibi 9 ileri otomatik şanzımanlı olarak satışa sunulacak. Fiyatlar henüz belli değil. Bu motor hatchback kasada 3.5 litre bölü 100 km ortalama yakıt tüketimine sahip. Karbondioksit salımı sedandan 2 gram bölü kilometre daha fazla. O 91'di. Bu 93 gram bölü kilometre. Maksimum hız ve 0-100 hızlanma henüz açıklanmadı. Bunun haricinde 9 ileri otomatik şanzımanın
önden çekişli bir otomobilde ilk kez sunulacak olduğunu da belirteyim. Bildiğiniz gibi 2015 yılında Civic Hatchback kasasında 1.6 turbo dizel motor vardı. Ancak sadece manuel şanzımanla satışa sunulmuştu. Bu sefer Honda Türkiye'nin kozu 9 ileri otomatik şanzıman olacak. Civic Sedan 1.6 dizelin ardından şimdi sıra Civic Hatchback'e geldi. Şimdi bunun sürüşüne geçiyoruz. İzlenimlerimi size aktaracağım. Bu arada kullanmış olduğumuz Civic Sedan'da 17 inçlik Bridgestone Turanza lastikler vardı. Civic Hatchback'te ise yine 17 inçlik olmak üzere Michelin Primacy 3 lastikler var. Onları da belirtmemiş olmayayım. Evet, şimdi de Honda Civic Hatchback 1.6 E-D-Tech motoru kullanıyorum. Yine 6 ileri manuel şanzımanla kumanda ediliyor. Lansmandaki bütün Civic'ler öyle. Ancak bu model Temmuz ayında 9 ileri otomatik şanzımanla gelecek. Manuel şanzımanlısı Türkiye'de satışa sunulmayacak. Ama biz bilgi amaçlı kullanıyoruz şu an otomobili. Sedanla aynı motor, aynı şanzıman lansmanda. Yine atak bir performans sergiliyor. Ara hızlanmalar keyifli. Yakıt tüketimi 0.1 litre bölü 100 kilometre daha fazla sedana göre. 3.5 litre bu. Diğeri 3.4'tü, daha önce söylemiştim. Direksiyon tepkileri iyi, yol tutuş iyi, süspansiyon da başarılı. Şimdi otoyol kullanımı bitti. Bize verdikleri rotada şehir içinde bir kırmızı ışıkta duracağım. Bakın start stop çalışacak. Evet, motoru durdurdu. Bu arada bu otomobilde sedandan farklı olarak sürüş modları var. Şuradaki düğmeye bastığınızda sport, buradakine bastığınızda econ, yani ekonomi modu devreye giriyor. Sürüşünüzü ona göre seçebiliyorsunuz. Evet, şimdi debriyaja bastığımızda motor çalıştı. Hızlı çalışıyor, start stop sistemi. Güzel çalışıyor. Ve yola devam ediyoruz. Ortalama yakıt tüketimimizi bu otomobili de kullanmaya başlamadan önce yol bilgisayarını sıfırladık. En son park haline geldiğinde araç size söyleyeceğim. Yaklaşık 100 kilometrelik bir rota vermişlerdi bize. Şu an yarısını yapmış durumdayız. Bir 49 kilometremiz daha kaldı. Otomobilin performans verileri henüz homologe olmadığı için açıklanmadı. Ama sedanda saatte 201 kilometre maksimum hız vardı. Bunda da muhtemelen benzer bir hız vardır. Ama 0-100'ler açıklanmadı. Civic Hatchback dizel sürüşümüzün de sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 100 kilometre 400 metrelik bir sürüş gerçekleştirmişiz. Ortalama yakıt tüketimi 5.0 litre bölü 100 kilometre. Yine başarılı bir sonuç bence. Evet, önce Civic Sedan'ı sonra da Hatchback'i kullandık. İkisinde de yeni 1.6 litrelik turbo dizel motor ve 6 ileri manuel şanzıman vardı. Bir test videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Roma'dan sevgiler, saygılar. Ve unutmadan söylemek istiyorum. Temmuz ayında gelecek olan 9 ileri otomatik şanzımanı merakla bekliyorum. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hoşça kalın.